Ben ama çok sağlığa zararlıyım. Söyleyeyim de baştan. Böyle şeyler. Çalışmamak. Üstünü bulamadım. Ben galiba her şeyi yerim ya. Tatilde yapmayı sevdiğiniz 3 şey. Çalışmamak. Biraz kendini dinlemek. Bir de oğlumla vakit geçirmek. Saat kaç olursa olsun hayır diyemeyeceğiniz 3 abur cubur. Böyle şeyler. Tatlı. Yani tatlının her çeşidi. Ben ama çok sağlığa zararlıyım. Söyleyeyim de baştan. Hani gecenin bir vakti mesela ıslak hamburger çekebilir canım. Ve hiçbir şey düşünmeden yerim. Üstünü bulamadım. Ben galiba her şeyi yerim. Yani. Issız bir adaya düşseniz yanınıza almayacağınız 3 şey. Dertler, tasalar, canımı sıkan her şeyi geride bırak. Yok ya. İşte bütün sıkıntılarımı geride bırakırım. Hepsini 1-2-3 diye sayabilirim o sıkıntıları. Tatil yapmak istediğiniz 3 ülke. Birincisi gerçekten kendi ülkem Türkiye'nin her yerinde yapabilirim. Çünkü mesleğim bol bol turne yaptığım için hemen hemen her yerini gördüm. Gerçekten cennet. Birinci sırada. Birinci sırada Yunanistan. Tüm adaları ve tüm sahilleri. Üçüncü sırada da kuzey ülkelerini genel olarak sayabiliriz. Yani bir tane ülke ismi vermiyorum ama yani o kuzeydeki ülkelerin tamamını merak ediyorum. Tekrar tekrar izlemeyi sevdiğiniz 3 film. Bir Scarface. Acayip diğerlerine dokunduğu için şampiyon. Üçüncüsü de bunları ayırt edemiyorum ama Yılmaz Güney'in bütün filmleri. Birlikte oynamak istediğiniz 3 aktör ya da aktris. Valla birlikte oynamaktan keyif duyduğum her aktör ve aktrisle oynadım diyebilirim. Türk ülkemde. Hele şu anda birlikte oynadığım Caner ve Bülent ve Serkan'la büyük keyif alıyorum. Ama yani şimdi birinin adını söylesem öbürüne ayıp olacak. Çünkü bu ülke aktör ve aktris anlamında oldukça yetenekli isimlere sahip. Ve gerçekten iyi oyuncuyla oynamak da bir oyuncunun ağzını sularına akıtıyor. O yüzden her oynadığım aktörle çok keyifliyim. O yüzden sınırlayamam onu yani. Sevgiliye veya eşinize alınabilecek 3 hediye. Duruma göre değişir. O gün ve o an bir şekilde ağzını arayıp onun en çok istediği 3 şeyi sıralayıp alabiliriz. Ama bunu ona çaktırmadan yapmak en önemli şey. Çocukken oynamayı sevdiğiniz 3 oyun. İstanbul mahallesinde büyüyen çocuk gibi futbol oynamak, top oynamak mahalle arasında. O kadar ya, çok hatırlamıyorum. Vazgeçemediğiniz 3 alışkanlık. Ay, sabırsızlığım. Yani her konuda. Yani bu şikayet olacak benim için ama en son söyleyeceğimi en başta söylüyorum. Bir de çok fazla televizyon bağımlısıyım. Film izlemek ve televizyon izlemek. Maviye sürgün izlemek için 3 neden? Bir kere keyifli bir iş. Bir kere şahane bir ekiple yapılmış bir iş. Senaryosu muhteşem. Merakla takip edecekleri bir bölümler zinciri var. O yüzden ben olsam kaçırmazdım. Ben olsam izlerim. Sorularımıza cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.